Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, pirincin içindeki beyaz taşın üçüncü videosundayım. Araya bir diamond tema girdi, kusura bakmayın. Şimdi Mustafa İslamoğlu hocamızın hadislerin çok güzel bir tenkidiyle harika bir video buldum. Yine Dini Cevaplar sitesinden. Bu bilgiyi veren üstadımızın, ki kendisine çok saygı duyar ve severim, bende de çok emeği var, o kadar güzel izah ediyor ki, sadece sormamız gereken şu: halen bunlardan duyduğunuzu Kur'an'a neden arz ediyorsunuz hocam diye nacizane bir soru ile başlamak istiyorum. Kayıtlı bir nushanın olmadığını ispat eden, tek tek tarihleri ve sistemi anlatan çok güzel bir video. Dostlar, daha önce de defalarca anlattığım gibi hukuki bir terim vardır. Hukukta bir kural vardır. Bir dosya gelir elinize. Dosyaya bakarsınız. Usulü uygun. Eğer dosya usulden geçerse esastan görüşebilirsiniz. Ne demek bu? Basit bir örnekle anlatayım. Elinize bir cinayet dosyası geldi. 2005 yılında öldürülen bir şahsın dosyası. Bir de zanlı yakalanmış. Şimdi 2005'te adam öldürülmüş, bir dosya var, zanlı gelmiş, zanlı tutuklanmış. Zanlının doğum tarihi 2006. Cinayetten bir yıl sonra adam doğmuş. Ne diyorsunuz kardeşim? Bu dosya usulden geçmez. Bu dosya görüşülmez. Usulü uygun değil. Burada ciddi bir problem var. Esastan görüşmeye gerek yok dersiniz. Ve dosya işleme girmez. Usulü uygun değildir. İşte hadis ilminde de usulü uygun olmadığı için esastan hadisleri konuşmaya gerek yok. O size anlatılan deliller, o size anlatılan rivayetlerin gelişi hukuki olarak usulü uygun değil. Esastan görüşülmesi imkansız. Onun için tek tek hadisleri tartışmak yerine hadis usulüne baktığınız zaman, bize nasıl geldiğini analiz ettiğiniz zaman itibar edilmemesi gerektiğini anlarsınız. Peki sevdiğimiz, değer verdiğimiz üstadlarımızın, hocalarımızın bu konudaki bu tutumlarını nasıl anlamamız lazım? Nedir bu? Ben hadise bakarım, Kur'an'a arz ederim. Eğer şayet Kur'an'dan kabul görüyorsa başımın tacıdır. Dostlar, benim katılmadığım yer burası. Ben buraya katılmıyorum. Neden? Çünkü bir sözün doğru olması Resul'ün söylediğinin delili olamaz. Siz her doğru söze hadis derseniz, herkesin doğrusu da farklı olduğu için milyonlarca uydurma rivayet konu olarak doğru olduğu için insanlardan saygı ve itibar görür. Bu da Allah'ı eşlemek demektir. Allah'a eş koşmak demektir. Kur'an'a eş koşmak demektir. Geçtiğimiz birkaç gün önce Kurban Bayramı'ydı. Benim birinci derece akrabalarımın ağzından şöyle bir söz duymaya başladım. Ne diyorlar biliyor musunuz? Allah Muhammed razı olsun. Bakın, aynen böyle. Allah Muhammed razı olsun. Allah Muhammed razı olsun. Tesliye yaptıklarının farkında değiller. İkilediklerinin farkında değiller. İlahlarını iki yaptıklarının farkında değiller. Bunu bir iltifat, bir övgü olarak yaptıklarını düşünüyorlar. Sen kimi razı etmeye çalışıyorsun? Allah ve. Neden ikiliyorsun kardeşim? Sen Allah'ı razı edersen bundan kim rahatsız olur? Neden yanına ikinci bir ismi katıyorsun? Bu çok önemli dostlar. Buna şirk denir, şirk. Allah ile başkasını razı etmeye çalışıyorlar. Bir Allah,
ve bir de Muhammed. Bakın Allah ve elçisini dese, Allah ve Resulünü dese konuşalım, tartışalım. Ben yine itiraz ederim. Ama maalesef Allah'ı ve Muhammed'i ayrı ayrı isim olarak Allah ve Muhammed razı olsun diyorlar. Bu Resul'ün vefat ettiğini kabul etmeyen zihniyet. Bu selam verildiğinde Resul gelir diyen zihniyet. Ve bu zihniyet ezan okunduğu zaman teybin sesini kısan, televizyonun sesini kısan, bacak bacak üstünden indiren ama namaz kılmayan zihniyet. Ezana saygı duyup gereğini yapmayan zihniyet. Ezan ne? Haydi hayyâle selâ gel diyor, salata gel diyor. Adam ezan bitene kadar susuyor, saygısından bekliyor, müziğin sesini kısıyor. Ondan sonra yine okey'e devam. Hani namaz? Ruh gitmiş, ruh. Müslümanlar Muhammedi olmuş. Hristiyanlar İsevi olmuş. Yahudiler Musevi olmuş. Bakın şu anda yatsı ezanı okunuyor. Ramazan olmuş olsaydı teraviden dolayı şu anda orada binlerce insan olacaktı. Şimdi televizyonda Avrupa futbol şampiyonası var. Herkes televizyonun karşısında binlerce insan maç seyrediyor. Ve bu insanlar Allah'ın emirlerini lakayt bir şekilde umursamazken dünyevi şeyler için müthiş emek ve çaba sarf ediyorlar. Söyleyince de kızıyorlar. Öfkeleniyorlar. İlginç insanlar. Şimdi videoya geçelim dostlar. Bakın işte hadislerin tarihi olarak bize gelişini Mustafa hocamız bakın nasıl anlatıyor. Lütfen dikkatle dinleyin. Hadis kitaplarının orijinalleri elimizde var mı? En eski nüshalar hangi tarihlere aittir? Yok. Yok işte. Hadisler hadis kitabına girinceye kadar başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. 100, 150, 250 yıl sonra toplanıyor. Uydurmalar bir yana, gerçeğinin başına neler gelmiş neler. Siyasi, sosyal, ekonomik, dinsel, kabilevi nedenlerle hadisler yamuluyor yolda gelirken. Başına kaza geliyor. Dostlar ezan bitsin çünkü herhalde anlayamayacaksınız. Çünkü ben camiyle yan yana oturuyorum. Aramda sadece bir 5-6 metre var. Onun için biraz bekleyelim. Her vaktin ezanının makamı farklıdır. İşte acemi Şiran var, işte Kürdisi var. O makama göre okunur. Arabistan'da böyle bir şey yoktur. Bizimkiler zannediyorlar ki Bilal-i Habeş böyle okudu zannediyorlar. Bir de sünnet tartışması da ayrıyetendir. Ezana zaten değinmiştim. Bitiyor şu anda ezan. Evet. Yani taş düşebilir, ayı çıkabilir. Efendim yoldan şaşabilir, bir nadanın eline düşüp olmadık şekillere girebilir. 250 yıl sonra biri çıkıp sözüm ona tek tek gezerek topluyor. Bunun koca bir yalan olduğunu, hadisleri tek tek gezerek toplama rivayetinin koca bir yalan olduğunu at eşek deve sırtında binlerce mil giderek buna rehle denir. Hadis ilimde hadis topladıkları iddia edilen insanların basbayağı bunları masa başında başkalarının yazdığı kitapları birebir kopya ederek yazdığını geçenlerde kaybettiğimiz Fuat Sezgin Hoca Bukhari'nin Kaynakları adlı ezber bozan kitabında ispat etmiştir. Bukhari'nin sahihine bakalım örnek olarak. Yani orijinali var mı diye sordunuz. Kitabın müellif
nüshası yok. Yani Bukhari'nin eliyle yazdığı nüsha yok ortada. Bir kağıt, bir tek sayfa bile yok. Peki ondan kopyalayanlar olmuş. Firabri nüshası diye bir nüshadan bahsediliyor kaynaklarda. Nesefi nüshası diye bir nüshadan, kopya nüsha. Peki Firabri ve Nesefi'nin ondan kopyaladığı kitapların orijinali var mı? O da yok. Peki onlardan kopyalayan daha çok insandan bahsediliyor. Peki o kopyalayanların bir tanesinin orijinali var mı? Maalesef o da yok. Peki o yok, o yok, o yok, o yok. Nereye kadar yok? Bukhari'den 500 yıl yaklaşık sonrasına kadar yok. 1301 ölümlü olan Yunini diye bir adam çıkıyor. Diyor ki bize bu Bukhari'nin topladığı hadisler sahi. Böyle bir kitap. 1301 ölümlü bu adam. Bukhari Hicri 256'da vefat etti. Arasında yaklaşık 500 yıl var. Ve 500 yıl sonra biri çıkıyor bu Bukhari'nin sahih kitabıdır diyor. İnanırsanız. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ondan onlarca yıl sonra iki kişi daha çıkıyor mesela. Ayni diye biri Bukhari'nin sahihini şerh ettiğini söylüyor. Bu da Bukhari'nin kitabı diyor. Yine İbni Hacer el-Askalani diye biri Fethül Bari diye bir şerh yazıyor Bukhari'nin kitabına. Bu da Bukhari diyor. Ve biz üçünü yan yana koyuyoruz. Ama arasında tonlarca fark buluyoruz. Dolayısıyla hangisi Bukhari'nin kitabı? Onun için bu bir örnek bile yeter aslında. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 17. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkıncaya kadar Hicri 241 yılında vefat etmiş olan Ahmet bin Hanbel'in müsnedi yok ortada. Yani o öldükten ne kadar sonra diyelim, yaklaşık 900 bin yıl sonra önümüze bir kitap çıkarıyorlar. Bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir diyorlar. İnanırsanız. Dolayısıyla hadis kitaplarının orijinali var mı sorusunun cevabı hayli hayal kırıcıdır. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şimdi artık biz de ne diyoruz? Hocam söylediğinizin gereğini yap, yerine getir. Nedir söylediğinizin gereği? Madem itibar edilmez, ezberledi diyemiyorlar çünkü ezberleyenin adı ortada yok. Kim ezberlemiş? Öyle bir hafız ismi yok. Şimdi bu insanların bu kadar tutarsız bir metot ile günümüze getirdikleri bu kitaplara Kur'an'ın ayetinin hükmünü kaldıracak gücünü verdiklerini de unutmayalım. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Gelişi bu. Ve aklı başında bir Müslüman olarak şu soruyu soruyorum. Diyorum ki, içine batıl girmiş hak, hak olmaktan çıkmıştır. Artık o necistir. İçine batıl girmiş hak, hak olmaktan çıkmıştır. Artık o necistir. Ona itibar edilmez. Ve ayrıca yalancı şahitlerin ömür boyu şahitliği kabul edilmez. İşte hadislerin günümüze bu kadar tutarsız ve usulsüz geldiğinin farkına varan aynı familyanın, aynı ailemizin bireylerinden olan hocalarımıza nacizane söylemek istediğim, haddimi aşarak belki de söylemek istediğim, artık hakikati lütfen bütün insanlara elinizdeki imkanlarla duyurun. Hadislerin tümünü reddetmeden iman etmiş olamazsınız. Söz güzel diye bu şekilde gelmiş bir takım eserlerin içinden aldığınız cümleler ile ayetlerin hükmünü kaldıramazsınız. Ehl-i sünnet akaidinin temel ilkesidir. Uygulama varsa ayete bakılmaz. Sünnet ve hadiste varsa ayetin bir hükmü yoktur. Kur'an teoridir, sünnet pratiktir. Eğer pratik ve uygulama varsa teoriye yani Kur'an'a bakılmaz gibi cümleler ile
savundukları hadislerin günümüzde geliş metodu budur dostlar. Ve sesleniyorum. Lütfen düşünün ve kararınızı verin. İşte hakikat, işte kendilerinden dinliyorsunuz. Ve bunu söyleyen bu güzel insanların ben bir hadisi okuduğum zaman Kur'an'a arz ederim dedikleri hadisi nereden aldıklarını, nasıl bir metotla aldıklarını kendilerinden duydunuz. Karar sizin. Düşünmeniz ve akletmeniz umuduyla.